Bugün bizleri kırmayarak düzenlediğimiz faaliyete katılım sağlayan çok kıymetli Sayın Bayram Güneş hocamız. Geleceğimizin teminatı çok kıymetli gençler, değerli misafirler, basınımızın güzide temsilcileri. Türkiye Eğitim Sen Kırşehir Şubesi tarafından düzenlenen sınav kaygısı, stres yönetimi, hızlı okuma ve hafıza teknikleri seminerimize hoş geldiniz. Sevgili hocam Bayram Güneş Bey, değerli eğitim çalışanları, hanımefendiler, beyefendiler, bizim teminatımız olan geleceğimizin güvencesi, genç arkadaşlarım, küçük beyler, küçük hanımefendiler, hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Biz öncelikle bir sivil toplum kuruluşu olaraktan faaliyetlerimizi gerçekleştirirken diyoruz ki ilk önceliğimiz eğitim sistemi içerisinde gençlerimize yol gösteren, onlara rehber olan değerli eğitim çalışanlarıyla birlikte bu yolda yürümeye, ülke menfaatlerimiz ne olursa olsun onun yanında yer almaya, taraf olmaya her zaman hazır olduğumuzu rahatlıkla belirtmek isterim. Bu nedenle bizim sosyal etkinliklerimizle birlikte kültürel etkinliklerin içerisinde yer almasını istediğimiz bu toplantımızı gençlerimize bir nebze olsun fayda sağlamak için gerçekleştirdik. Biz şunu çok çok iyi biliyoruz ki eğitim çalışanı bir bütündür. Bu bütünlük öğretmen, öğrenci ve veli ile gerçekleştirilir. Sivil toplum kuruluşu dedik. Çünkü Türk Eğitim Sen bizim eğitim çalışanları içerisinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizde bir öncü, bir lider, ahlaklı bir sendikacılığın içerisinde ülkemiz vefatıyla her davasında yer alan bir kuruluş olduğumuzu defalarca söyledik. Hâle de söylüyoruz. Onun için sizlerden en büyük desteği gördüğümüz için buradan öncelikle eğitim çalışanları, üye arkadaşlarımıza. Bu nedenle onların iyi bir eğitim ortamı içerisinde ders yapmaları ya da bilgilerini aktarmaları bizim için önemlidir. Buradan ne kadar da olsa Milli Eğitim Bakanlığımızı eleştirmek zorundayım. Yine gençlerimiz için, yine eğitim çalışanları için. Biz diyoruz ki eğitim çalışanlarını ve gençlerimizin istek ve dileklerini duyunuz. Görünüz ki ona göre hareket ediniz. Şu günlerde gündemde olan en büyük özelliklerden bir tanesi müfredatın değiştirilmesi konusudur. Bu müfredatı değiştirirken biz diyoruz ki eğitim çalışanına sorunuz. Eğitim, bizim derdimiz ülkemiz, bizim derdimiz bayrağımız. Bu ülkenin bir perde olaraktan üzerimize düşen görevi sivil toplum kuruluşu olaraktan yapmaya hazırız. Her zaman da hazır olacağız. Gençlerimize kendimizi anlatmakla birlikte onların bu sistem içerisinde kaybolmasına izin vermeyeceğiz. Gelin, bir meseleniz varsa biz sizinle karşı karşıya gelerekten oturmak suretiyle bütün özelliklerimizi de anlatırız, bütün paydaşlarımızı da gerçekleştiririz. Çok kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. İsmim Bayram Güneş. Hızlı okuma ve hafıza teknikleri uzmanıyım. Bugün inşallah sizlerle hızlı okuma teknikleri, dikkat, anlama, hafıza, sağ beyin konularında sohbet edeceğiz. İlk etapta ben konuşacağım. Teorik kısım var. Sonrasında sizlerden destek alacağız. Aranızdan gönüllüleri seçeceğim. Burada bazı etkinlikler yaptıracağız. Şimdi Hüdayi Başkanım'la konuları belirlerken özellikle sınav stresine değinmemizi istedi. Burada bir dakikalık süreçte bazı arkadaşlarımızı strese sokacağız. Hızlı okuma teknikleri, hızlı okuyanlar, beyin ve özellikleri beyin nasıl okutur, okur? Bu konularda sizlerle sohbet edeceğiz. Şimdi sağ taraf üstüne bakın, şu kısım. 21. yüzyılda ortalama bir insan bir arabanın nasıl çalıştığını kendi beyninin iç işleyişinden daha iyi biliyor. Yani böyle bir garabetle karşı karşıyayız.
İnsanlar olarak pek çok şey ürettik dünyada. Hatta büyüklerimizin söylediği gibi şu anda ahir zamandayız. Dünyanın sonu geldi. Çok söylerler bunu. Ama hala insanlar kendi beyninin iç işleyişi konusunda pek çok durumdan haberdar değil. Bakın çok basit bir şey. Öğrenme, unutma. Yani biz bu kavramlardan haberdar değiliz ama eğitim dünyasının içindeyiz.